Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz periyodik cetlerdeki değişen özellikler. Şimdi periyodik cetlerdeki değişen özellikleri görürken bakalım hangi ana başlıkları beraber inceleyeceğiz. Birincisi arkadaşlar izlememiz gereken bu ana başlıklardan metalik ve ametalik karakter, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, elektronegatiflik. Bunların teker teker neler olduğunu göreceğiz ve periyodik cetvelde soldan sağa doğru, atıyorum yukarıdan aşağı doğru nasıl değişim gösterdiğini tek tek inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle metalik ve ametalik özellikle başlayalım. Ne demek metalik özellik? Şu periyodik cetvelimizi incelersek genel olarak 1A ve 2A grupları, bununla beraber bebeğim senin geçiş elementlerin ne özellik gösterecekti arkadaşlar? Senin geçiş elementlerin metalik özellik gösterecekti. O zaman genel anlamda şu kısım metal, genel anlamda bu kısım ne özellik gösterecekti arkadaşlar? Ametal özellik gösterecektir. Şimdi metalden ametale doğru gidiyorum soldan sağa doğru. O zaman senin metalik özelliğin azalır. Ametalik özelliğin ne yapacaktır? Artacaktır. Peki aşağıdan yukarıya doğru o zaman metalik özellik azalırken ametalik özelliğin senin ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır dedi. Daha sonra bakalım atomun çapı ne demek? Şimdi atomun çapı dediğimizde arkadaşlar atomun çekirdeğinde ne vardı? Protonda nötron vardı. Bunun etrafında senin nelerin vardı? Yörüngeler. Yörüngelerde ise senin nelerin bulunacaktı? Elektronların bulunacaktı. Ancak elektronun çekirdek etrafında tam olarak yerini tespit etmek mümkün değildir. O nedenle atomun hacmini belirleyen bir sınır yoktur. Bu sebepten dolayı elementel molekülde, yani güzel düşünelim. Mesela neydi? H2, mesela O2, mesela N2 gibi. İki tane atom yan yana olduğunda, mesela böyle düşünelim arkadaşlar, çekirdeği var. İki tane atom yan yana olduğunda işte bu çekirdekler arasındaki mesafenin yarısı sana bir atomun neyini verecek arkadaşlarım? Çapını verecek dedi. Şimdi aynı periyottaki atom çapının nasıl değiştiğini düşünelim. Periyodik cetveli düşünüyorum. 8A grubu neydi arkadaşlar? Unutmayın, çok işimize yarayacak demiş. 2, 10, 18, 36 diye düşünelim. Mesela aynı periyot dediğim kavramda gelin arkadaşlar kaçıncı periyodu? Mesela şu periyodu biz göz önüne alalım. Buradakinin atom numarası nedir? 11. Buradakinin nedir? 12, 13. Artan atom numarası yan yana gelecek şekilde bu şekilde ne yapıyordu? Sıralanıyordu. Şimdi sordum 11'den başlarsak kuzum. Atomun çekirdeğinde ne var? Protonla nötron. Bunun etrafında senin nelerin var? Yörüngelerin. Burada 2 tane. Burada 8 tane, burada bir tane elektronum var. Atom numarası 12 olduğunda gene protonla nötron burada. Gene bunun etrafında yörüngeler var. 2 var, 8 var ama burada kaç tane elektron var? 2 tane elektron var. Ha ben o zaman dedim ki aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom numaran senin ne yapacaktır? Artacak. Bununla beraber senin yörünge sayısı yani senin katmanın ne yapmadı arkadaşlar? Değişmedi. Ama her seferinde son katmandaki elektron sayın senin gitgide daha fazla artmadı mı? Dolayısıyla çekirdekte bulunan artı yük daha fazla pozitif yük, daha fazla negatif yükü katman sayısı değişmeden kendine çekecek. Dolayısıyla arkadaşlar soldan sağa doğru gidince periyodik cetvelde atomun çapı ne yapacaktır? Küçülecektir. Ha ben o zaman dedim ki periyodik cetvelde aynı periyotta farklı elementlerin çaplarını kıyaslarsam bebeğim soldan sağa doğru gidildikçe senin atomunun çapı ne yapacaktır? Azalacaktır dedi. Bakalım şimdi aynı grup inceleyelim. Grup dediğim kavram şu kısmı incelemeyecek miyiz biz? Evet. Mesela bunun üstünde inceleyelim gelin arkadaşlar ya da kendimiz de yazabiliriz. Güzel düşünelim. 8A'nın atom numarası 2, 10, 18, 36 değil mi? Evet.
Peki buradakinin atom numarası 10'sa, bir aşağıdakinin ne olacak? 11. 18. Ötesi var mı? Yok. Başa dönüp pratik yöntemden burası 19 değil mi? 2. Daha ötesi var mı? Yok. 3. O zaman bunların hepsi aynı grupta oldu. Peki atomun çekirdeğinde ne vardı? Protonla nötron. Bebeğim bunun etrafında senin yörüngelerin yok mu? Evet var. 3 ise bir tane vardı. Birinci bu katmanda, ikinci katmanda. 11 olduğunda, üçüncü katmanda. 19 olduğunda, dördüncü katmanda bir tane oldu. O zaman gelin beraber düşünelim. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe burada görüldüğü gibi senin atom numaran artmıyor mu? Evet. Peki yukarıdan aşağı inildikçe senin yörünge sayın artmıyor mu? Evet. Peki her seferinde senin çapın bu kadarken çap gitgide büyümüyor mu arkadaşlar? Ha ben o zaman dedim ki yukarıdan aşağı doğru periyodik cetvelde çapım ne yapacak? Artacak. Aynı periyotta soldan sağa doğru bir önceki sayfamızda gördük arkadaşlar. Dikkat edersen bebeğim senin çapın ne yapacaktır? Azalacaktır. Bakalım. Şimdi tabii ki bir de bizim neyimiz var? İyon çapımız var. İyon ne demekti arkadaşlar? Öncelikle bir onu hatırlayalım. Atomun elektron alması ya da elektron vermesine biz iyon hali diyoruz. Peki biz iyon hali derken öncelikle bir metalleri hatırlayalım. Metal dediğim kavramda metal sadece elektron vermeyecek mi? Evet. Mesela lityuma bakalım. Çapı ne kadarmış? 128. Ancak lityum bir tane elektron verdiğinde çapı ne oldu arkadaşlar? 76. Sodyumun çapına baktım. Nedir? 166. Sodyum bir tane elektron verdiğinde ne yaptı? 102 oldu. Çapı küçüldü. Ha, sodyum, potasyumunki kaç? 203. Bir tane ver. O zaman ben güzel düşündüm. Demek ki dedim. Atom, herhangi bir X atomu düşünelim. Bir tane elektron verdiğinde çapı ne yapacak? Küçülecek. Hani her zaman karşımızda böyle bir tablo olmayabilir. Gelin biz kendimiz düşünelim arkadaşlar. Gelin biz proton sayısına ne diyelim? 11 diyelim. Peki, bunun buradaki proton sayısı nedir arkadaşlarım? 11. Nötr konumda olduğu için bu da 11. Buradaki proton sayın senin nedir? 11. Bir tane elektron verdi. Elektron sayısı 10. Peki protonun yükü artı. Elektronun yükü eksi değil mi? Evet. Peki bu noktada 11 tane proton, 11 tane elektronu kendine çekiyor. Ama buraya baktığımızda 11 proton, 10 tane elektronu kendine çekecek. 11 proton 10 elektronu kendine daha çok çekmez mi? Ha ben o zaman dedim ki çaplarını kıyaslarsam arkadaşlar daha çok çekeceği için x artı 1'in çapının daha ne olması lazım? Küçük olması lazım. Yani x'in çapı büyüktür. Ne dedin? X artı 1'den. Bu metal için söz konusu. Peki o metale bakalım. Flor çapı neymiş? 57. Dikkat edin, flor eksi bir olduğunda çapı ne yaptı? 133 oldu. Ha demek ki atom elektron alırsa çapı ne yapacak arkadaşlar? Büyüyecek. Gelin bir de işlemlerle gösterelim. Daha güzel aklınızda kalsın. Flor dedim 9. Flor dedim 9'a ne olsun arkadaşlar? Eksi bir olsun. Senin buradaki proton sayın nedir? 9. Elektron sayın nedir? 9. Peki, buradaki proton sayın ne oldu arkadaşlar? 9. Elektron sayın ne oldu? Bir tane aldı 10. Peki 9 tane proton 9 taneyi çekecek. 9 tane 10 taneyi çekecek. 9 tane 10 tane kuzum daha az çekmez mi? Evet. Daha az çekeceğinden dolayı bunun çapı ne yapacaktır arkadaşlar? Daha büyük olacaktır. O zaman flor eksi 1'in çapı nedir arkadaşlar? Flordan daha büyük olur. Gelin olayı toparlayalım. Tamam mı? Bir tane gelin Y atomu alalım. Y alsın nötr. Y olsun artı bir. Y olsun gelin eksi bir. Hepsinin proton sayısı da 10-10. Neden hocam bize bir daha hatırlat? Çünkü atom elektron alsın ya da versin. Bebeğim ne olacaktı? Proton sayısı ne yapmayacak? Değişmeyecek. O zaman hepsinin proton sayısı bu 10. Buradaki proton sayın 10. Buradaki proton sayın da 10. Elektron sayına bakarsan elektron sayısı 10. Elektron sayısı bir tane verdi 9. Elektron sayısı bir tane aldı 11.
Peki 10 tane 10 taneye çekiyor. 10 tane 9 taneye. 10 proton 11 elektronu çekiyor. Bu daha az çekmeyecek mi? Ha ben o zaman dedim ki y eksi 1'in çapı büyüktür y'den. Bebeğim o da büyüktür. Ne yaptı? Y artı 1'den. Önce ilk etapta şu kısmı gördük. Metali. Sonra kuzum ikinci etapta ameter olan bu kısmı gördük. Daha sonra da son olarak da üçünü bir arada yaptım ve ben size olayı ne yapmış oldum? Özetlemiş oldum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi gördüklerimizi birkaç tane soruyla bir düşünelim bakın. Bir pekiştirelim iyice. Soruyu bana vermiş. Elementlerinin atom yarıçaplarının büyüklüğü arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi benden size tavsiye. Öncelikle bir 8 tane atom numarasını öğrenin. 2, 10, 18, 36. Biliyorsun ki periyodik cetvel artan atom numarası yan yana gelecek şekilde sıralanmıştı. Karbon takriben yeri burada. Hangi grupta arkadaşlar? 4A grubunda. Kaçıncı periyotta? Üçüncü periyotta. Oksijen nedir? 8. Hangi grupta? 6A grubunda. Üçüncü periyotta. Kuzum bir de sana neyi vermiş? Neon onu vermiş. Bu zaten 8A. Pardon 2D, 3 değil arkadaşlar. İkinci periyotta olacak burasını düzeltelim. Hepsi bundan aynı periyotta oldu mu? Evet. Peki periyodik cetvelde soldan sağa doğru kuzum senin çapın azalmayacak mıydı? Evet. Peki çapı en büyük olan kim oldu burada? Karbon. O da büyüktür oksijenden. O da büyüktür neondan desen çok daha güzel olur. O zaman cevabın ne olur arkadaşlar? Edirne olur dedim. Devam edelim. Lityum, gene geldim. Soğuk gaz elektron düzenini öğrenin ki işiniz kolay olsun. Her seferinde katman elektron dizilimi yaparaktan vakit kaybetmeyin. Lityum diyor 3. 2 burada. Ötesi var mı? Yok. Bir aşağı inip başa geçecek. O zaman 3'ün yeri burası, lityumun yeri burası dedim. Sodyum diyor. Ne diyor sana? 11. Ondan ötesi var mı? Yok. Bir aşağı inip başa geçecek. Sodyum dedim ben sana. Ne dedim? 11. Potasyum dedim. Ne? 19. 18'den ötesi var mı? Yok. O zaman K19 da böyle. O zaman ben güzel düşündüm arkadaşlar. Dedim ki bunun hepsi 1A grubunda. Yani bunların hepsi aynı grupta. Peki aynı gruptayken yukarıdan aşağı doğru inedikçe arkadaşlar senin çapın artmayacak mıydı? Senin çapın artacağına göre o zaman çapı en büyük olan K. Daha sonra sodyum, daha sonra lityum dersen bence çok güzel olur dedim. Döndüm şıklarıma bakıyorum. Bebeğim cevabın ne olur? Denizli olur dedim. Başka bir soru. Şimdi sorularımızda bundan önceki çözdüğüm iki soruda ya aynı grupta verdim bilerek ya da aynı periyotta verdim. Ama burada farklı periyotlarda da verdim. Ama hiç sıkıntı değil. Biz bunu da halledebiliriz. 8A grubu 2, 10, 18 değil mi? Evet. Peki periyodik cetvel artan atom numarası yan yana gelecek şekilde sıralanıyorsa, bunun atom numarası 10'sa kuzum 9'un yeri burası. Peki burada bir 8 var. O zaman azot dedim ben sana 7. Yeri de neresi olur dedim. Burası olur dedim. Magnezyum dedim 12. Ondan ötesi var mı? Yok. Başa geçtim. Bir aşağıya indim. Magnezyum 12'de böyle. Güzel düşünüyorum. Soldan sağa doğru periyodik cetvelde çap ne yapacak? Azalacak. Peki yukarıdan aşağı doğru senin çapın ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Peki en aşağıda olan kim? Magnezyum. Ve benim o zaman magnezyum çapı büyüktür dedim. Şimdi şunun ikisi aynı periyotta değil mi? Evet. Soldan sağa doğru azalmıyor muydu? Evet. Peki kiminki daha büyüktür arkadaşlar o zaman? Azotunki. Azotunki büyüktür. Kimden dedim? Flordan. O zaman cevabın ne olur arkadaşlar? Cevabın ne olur? Ceyhan olur dedim. Ceyhan olur dedim. Bakalım. Şimdi periyodik cetvelde. Diyor ki bana soruda. X ve Y aynı gruptadır. X, Y, Z elementleri ilgili bilgileri bana veriyor. X ve Y aynı grupta. Önce bir birinciyi bir eleyelim. Evet dedim aynı grupta olabilir. Z ve Y aynı grupta olabilir. Bebeğim dedim olamaz. Z ve Y aynı grupta evet olabilir.
Y ve Z aynı grupta olabilir. Bana bir tane elettirdi. Şimdi Z'nin çapı en küçüktür diyor bana. Z'nin çapı en küçüktür. Şimdi Z'nin çapı en küçük olabilmesi için soldan sağa doğru çap azalmayacak mıydı? Yukarıdan aşağı doğru. Kuzum senin çapın artmayacak mıydı? Soldan sağa doğru azaldığına göre bir kere Z'nin çapının en küçük olması için bence ben Edirne'yi de elerim dedim. Zaten Denizli'yi elemiştim. Z'nin çapı diye burada Y'nin çapı en küçük ben bunu da geçerim dedim. Şimdi size bu şartlarda ya Adana ya Ceyhan. Sonra döndüm baktım. X'in metalik özelliği en fazla. Ve benim X'in metalik özelliğinin en fazla olabilmesi için X'in daha çok 1A ve 2A grubuna yani periyodik cetvelin daha solunda olması lazım. O zaman bence ben Adana dersem çok daha güzel olur dedim. Şimdi geldik sorularda. Çokça karşınıza çıkacak arkadaşlar. Neyi göreceğiz? İyonlaşma enerjisini göreceğiz. Tabii ki siz bu konunun daha da gelişmişini, daha da ileri düzeyini ne zaman göreceksiniz? 11. sınıfta göreceksiniz arkadaşlar. Bakalım yoğunlaşma enerjisi. Tane tane anlatacağım. Lütfen beni güzel dinleyin çünkü çok önemli. Gaz fazındaki bir atomun bakın kesinlikle gaz halinde olması lazım. En dış kabuktan bir elektronu koparmak için gerekli olan enerjidir. Ne demek istedim? Atomun çekirdeğinde proton ve nötron var. Protonun yükü artı, nötronun yüksüz. Bunun etrafında senin nelerin var? Yörüngelerin var. Yörüngelerde ise senin elektronun var. Kuzum senin elektronun yükü ne? Eksi. Peki bununla beraber protonun yükü ne arkadaşlar? Artı. Zıt yükler birbirini çekmiyor mu? Evet. Şimdi proton bu elektronu kendine doğru çekerken ben bunu buradan koparmak istiyorum. Ben bunu koparmak isterken atoma da belli bir miktar enerji veriyorum. İşte ben verdiğim bu enerjiye ne diyorum? İyonlaşma enerjisi diyorum. Tekrar ediyorum. Ben atomdan elektron koparıyorum. Elektron kopardığımda karşılığında bir enerji veriyorum. Verdiğim enerjiyi iyonlaşma enerjisi diyorum. Döndüm, şuraya bakıyorum. Gaz halinde. Evet. Bir tane elektron verdim. Aklınıza nasıl tutun? Yaşamdaki her şeyin bir bedeli var. Ben bir elektronu veriyorsam karşılığında da enerjimi alırım diyor. Yani iyonlaşma enerjisi dediğin olay endotermiktir. Yani başka bir ifadeyle kuzum ısı alan bir olaydır. Dikkat etmem gereken bir ayrıntı. Burası asla katı olmamalı. Burası asla sıvı olmamalı arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi her zaman gaz halindeki atom için geçerlidir dedim. Asla iyonlaşma enerjisi olarak ne yapamam kabul edemem dedim. Şimdi bakın ben buradan bir tane kopardım. Bu birinci iyonlaşma enerjisi. Burada bir tane daha olaydı ki gelin öbür tarafta göstereceğim. X bir tane koparmıştı. Bir tane kopardığının üstünden protonla nötron. Bunun etrafında senin yörüngelerin var. Ben bir tane kopardım. Ben bu birinci kopardığım elektrona birinci yoğunlaşma enerjisi dedim. Bedelini ödedim, enerjisini verdim. Bir tane daha var. Bunu koparmam için gerekli enerjiyi ikinci yoğunlaşma enerjisi dedim. Atıyorum bir tane daha var. O zaman üçüncü yoğunlaşma enerjisi diyerekten bu şekilde gider. Şimdi döndüm. Dedim ki X gaz halinde bir tane elektron vermişti. Verdiği elektronun üstünden ben bir tane daha verdirdim. İşte ben bunu ne dedim arkadaşlar? İkinci yoğunlaşma enerjisi. Şimdi çocukların genelde sizlerin karıştırdığı olay. Mesela şöyle bir olay gördüğünde arkadaşlar X gaz halinde artı iki elektron buna da ikinci yoğunlaşma enerjisi diyor. Hayır kuzum bu bir ikinci yoğunlaşma enerjisi değildir. Çünkü yoğunlaşma enerjisi mantığında her seferinde sadece ama sadece bir tane elektron verebilir. Çünkü bak buradayken atom nedir? Nötr. Ama buraya baktığında burada atom hangi halde? Bir tane elektron vermiş halde. Biz de buna ne deriz? İkinci yoğunlaşma enerjisi. Ve benim üçüncüyü kopartırsam, gelin biz yazalım. X artı 2 idi. Bir tane daha verdim ben X artı 3. Ama bakın dikkat edin bir elektron yazıyorum. İşte buraya da ben E3 yazarsam, kuzum bu da nedir? Üçüncü yoğunlaşma enerjisi demektir. O zaman cümlemizi tekrar edelim.
Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji ise şayet senin iyonlaşma enerjin. Ha ben o zaman derim ki bir atomun proton sayısı ya da başka bir ifadeyle nötr haldeki elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Mesela kuzum, lityum dedim 3. Lityum 3. İşte bunun toplam sadece 3 tane iyonlaşma enerjisi vardır. Desem ki ben sana kalsiyum desem 20. Nötr konumda 20 tane elektronu yok mu? 20 tane bunun iyonlaşma enerjisi vardır. Desem ki ben sana alüminyum 13. Derim ki ben 13 tane iyonlaşma enerjisi vardır. Ben o zaman diyeceğim ki bir atomun nötr konumdaki proton sayısı ya da işte nötr konumdaki elektron sayısı kadar ne vardır arkadaşlar? İyonlaşma enerjisi vardır dedim. Şimdi gelin güzel düşünelim. Hem de yaptıklarımızı özetlemiş oluruz. Proton, nötron aynı atomdan bahsediyorum. Farklı atomlardan bahsetmiyorum. Birinciyi kopardım. Birinci iyonlaşma enerjisi. İkinciyi kopardım. İkinci iyonlaşma enerjisi. Üçüncüyü kopardım arkadaşlar. Üçüncü iyonlaşma enerjisi derken bu sistem böyle devam edip gider. Peki, güzel düşünelim. Her seferinde bebeğim senin proton sayın burada ne yapmadı? Değişmedi. Ama elektron sayın her seferinde ne yaptı? Azaldı. Proton sayın elektronu daha çok çekecek. Daha çok çektiğinde her seferinde benim bunları koparmam için vermem gereken enerji artmayacak mı? Evet, artacak. Ben o zaman dedim ki bir atomu elektron verdikçe yani gitgide senin iyonlaşma enerjin artar. Neden hocam dersen, kuzum senin proton sayın değişmedi. Başka bir ifadeyle çekirdeğinin çekim kuvveti değişmedi. Ama bir protonun bir elektrona uyguladığı çekim kuvveti arttığından dolayı her seferinde verdiğim enerji ne yapmış oldu arkadaşlar? Artmış oldu. Şimdi biz neyi gördük sizinle bu şu ana kadar anlattıklarımda? Aynı atomdan bahsettim. Şimdi periyodik cetveli düşünelim. Periyodik cetvelde mesela kaba taslak, şöyle bir periyodik cetvelimizi hemen şöyle kaba taslak bir çizersek arkadaşlar. Bu çizdiğimiz periyodik cetvelde aynı periyotta mesela gelin şuradan şuraya. Biz neyi görelim? Şuradaki bir periyotta, üçüncü periyotta arkadaşlar, tamam mı? Üçüncü periyodumuzda iyonlaşma enerjisinin nasıl olduğunu görelim. Peki ben üçüncü periyottaysam atomun çekirdeğinde protonla nötron vardı. Kuzum sen soldan sağa doğru atom numaran artmadı mı? Evet. Peki soldan sağa doğru senin yörünge sayın ne yapmadı arkadaşlar? Değişmedi. Her seferinde son katmandaki elektron sayın arttı. Proton artıyor, daha çok eksi yükü kendine çekti. Ama bununla beraber katman sayısı değişmediği için senin çapın ne yaptı? Azaldı. Çap azaldığına göre o zaman benim her birini koparmam için gereken enerji artmadı mı? Evet, arttı. Ha ben o zaman dedim ki iyonlaşma enerji genellikle artar dedim. Genelliklerin altını çiziyorum. Çok daha detaylı olan kısmını 11. sınıfta göreceksiniz inşallah. Neden? Özelliği nedir hocam dersen, kuzum 2A'nınki 3A'dan, 5A'nınki 6A'dan daha büyüktür. Hocam neden dersen, çünkü 2A 3A'ya göre, 5A'da 6A'ya göre kararlı yapıdadır. O nedenle biz size anlatırken deriz ki genellikle artar deriz. Önemli mi? Evet önemli. Rica ediyorum, unutmayın. Şimdi bakın burada gösterelim arkadaşlar. Şu ikinci periyodu elimize alalım. Burası 1A ise 2A grubu, 3A grubu, böyle sorular çok çıkacak karşınıza. 4A, 5A, 6A, 7A ve ne oldu? 8A. Şimdi güzel düşünelim. Periyotları kafamızda bir güzel canlandıralım. Senin lityumunun yeri burasıysa işte ne oldu arkadaşlar? Son noktada ne yaptı? Neonla burada bitti. Daha sonra bakın aşağı inip sodyuma indim. Yani bir aşağıdaki periyoda inmiş oldum. Ve sistem bu şekilde ne yapacaksın arkadaşlar? Devam edecektir dedim. Şimdi aynı grubu incelersek
grupla periyotta baktığımız zaman, tamam mı? Olayı özetlersek arkadaşlar, soldan sağa doğru genellikle senin iyonlaşma enerjin artar. Kuzum, aşağıdan yukarıya doğru da iyonlaşma enerjin ne yapacaktır? Artacaktır. Şimdi sorularda sıkça karşı çıkacağınız bir soru tipi var. Mantığını anlatacağım. Öğreneceksiniz. Sonra zaten işler çok daha kolay ilerlediğini göreceksiniz. Biraz önce ben size ne dedim arkadaşlarım? Mesela magnezyum dedim. 12 ise bunun toplam 12 tane neyi var? İyonlaşma enerjisi var. Şimdi atomun çekirdeğinde protona nötron vardı. 2 burada magnezyum için yazıyorum. 8 buradaydı. Buraya ben 2 yazarsam 12 yapmadı mı? Evet. Bunun anlamı son katmanında senin 2 tane elektron var değil mi? Evet. Birinciyi koparmak için harcanan enerji 737.7'ymiş. İkinciyi koparmak için harcanan enerji 1450.7'ymiş. Bakın bunun anlamı ne? Ben birinciyi kopardım. İkinciyi kopardım. Üçüncüye bakarsan kocaman sayı inanılmaz derecede büyüdüğüne göre demek ki son katmanda 2 tane var demektir. Demek ki bana verilen bu ifadeden ben bunun 2A grubunda olduğunu rahatlıkla görebilirim demektir. Bakıyorum. Birinci yoğunlaşma enerjisi bu. İkinci yoğunlaşma enerjisi bu. 2'den 3'e geçerken çok fazla sıçramış değil mi arkadaşlar? O zaman buradan ayırdım. Kimden kime geçerken sıçradı? 2'den 3'e geçerken. O zaman bu nenin? Ben 2A grubu elementi dedim. İşte mantığı da budur. İkinciyi kopardım. Üçüncüyü kopartırken demek ki çok fazla harcadığıma göre ha ben o zaman diyeceğim ki son katmanda 2 tane neyi varmış diyeceğim. Elektron olduğuna göre bu 2A grubu elementidir diyeceğim. Şimdi bakalım. İspatlayalım. Bakın hidrojen 1A grubunda atom numarası 1. Bir tane var. Helyum 8A grubunda atom numarası ne oldu bunun? 2. Bakın kaç tane var? 2 tane var. Lityumun atom numarası 3. Hemen katman dizilim yapalım. Aklımıza tam yerleşsin 1. Bak birinciyi kopardım ne oldu? 520. İkinciyi kopartırken çok sıçradı değil mi? En az 3 ya da 4 kat olayı abartması lazım. Aklınızda böyle kalsın. Ben o zaman ayırdım. Demek ki dedim 1A grubunda. 1, 2, 3, 4. 4 tane iyonlaşma enerjisi var. Atom numarası 4. Berilyumu yapıyorum. Hemen şu altta daha rahat çalışalım. Berilyum dedim arkadaşlar. 4 dedim. 2, 2. Birinciyi kopardım 900. İkinciyi kopardım 1757. İkinci devreden çıktı. Üçüncüyü kopartırken bakın olayı burada abarttı. Ayırdım. 2'den 3'e geçerken oldu. O zaman hangi grup doğru dedim arkadaşlar? 2A grubu elementi olur dedim. Şimdi bakalım. Gelelim biraz iyonlaşma enerjisiyle ilgili sorular çözelim. Lityum, sodyum ve potasyum. Geldim. Gene katman dizilimi yapmıyorum. Elimi artık buna alıştırdım. 2, 10, 18. 36 dedim. Soyogazların atom numarası. Lityumun yeri burası 3. Sodyumun yeri onun bir altında 11. Potasyumun yeri burası arkadaşlar 19. Bunlar aynı grupta. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe senin iyonlaşma enerjin ne yapacaktı? Azalacaktı. O zaman azaldığına göre lityum büyüktür sodyumdan, o da büyüktür potasyumdan dedim. O zaman cevabın ne olur arkadaşlarım? Adana olur dedim. Şimdi bakalım başka bir soru. 2, 10, 18. Karbon 6 yeri burası. Oksijen 8 yeri burası. Neon 10'un da yeri burası. Karbon 6 hangi grupta? 4A grubu 2. periyotta. Oksijen 8 nerede? 6A grubu 2. periyotta. Neon nerede? 8A grubu 2. periyotta. Sonuçta bunların hepsi aynı periyotta. Özellikle işimi riske atmadım arkadaşlar. Neden hocam dersen 2A ile 5A özel durumlarım var mı diye özellikle işimi riske atmadım. Baktım ki yok. O zaman dedim sıkıntı değil. Soldan sağa doğru iyonlaşma enerjin
senin genellikle ne yapacaktı arkadaşlar? Artacaktı. Genellikle artacağına göre o zaman ne onunki büyüktür oksijenden, o da büyüktür karbondan. Bursa desem çok daha güzel olur dedim. Bakalım. Şimdi flor, azot ve magnezyum elementleriyle ilgili hangisi doğrudur? Şöyle bir güzel kenara gene yazalım. 2, 10, 18. Flor 9. Yeri burada. Azot 7. Yeri burada. Magnezyum ondan ötesi var mı? Yok. Magnezyum 12. Yeri burada. Birinci yoğunlaşma enerjisini sormuş. Gelin sıralayalım. Peki arkadaşlar soldan sağa doğru genellikle artmayacak mıydı? Yukarıdan aşağı doğru senin iyonlaşma enerjin, yazalım da şöyle karıştırmayın, iyonlaşma enerjin azalmayacak mıydı? Genellikle artacağına göre o zaman hangisinin iyonlaşma enerjisi daha büyüktür? Flor. Daha sonraki azot, daha sonra kim arkadaşlar? Magnezyumdur dedim. Daha sonra da kim oldu? Magnezyum oldu. Baktım. Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan flordur. Evet doğru söylüyor dedim. Neolik elektron sayısı demek, grup numarası demek değil miydi? Azot hangi grupta? 5A. Bu nerede? 7A grubunda. Magnezyum nerede? 2A grubunda. Neolik elektron sayısı grup numarasına eşitse o zaman florunki 7, azotunki 5, magnezyumunki 2. Evet doğru söylüyor dedim. Magnezyum metale, azot ve flor ametaldir. Evet doğru söylüyor. Cevabı ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Şimdi bir tane dedim ya size hani çok çok karşınıza çıkacak. O nedenle bir tane örnekle iyice bildiklerinizi pekiştirmenizi istiyorum. Diyor ki arkadaşlar 3. periyotta bulunan. Demek ki bunların hepsi aynı periyottaymış. Peki soldan sağa doğru bir anınki küçüktür 3A'dan. O da kimden arkadaşlar? 2A'dan, 4A'dan, 6A'dan, 5A'dan, 7A ve neydi? 8A'ydı. 2A ile 3A, 5A ile 6A neydi? Yer değiştirecekti. Hatta 3 aşağı ne diyelim? 5 yukarı diyelim. Peki o zaman geldim. Burası hangi grupta? 1A'da. Burası nerede arkadaşlar? 2A'da, 3A, 4A, 5A. 6A, 7A ve ne yaptı? 8A yaptı. Hangisi diyor sana doğrudur diyor. Z'nin yoğunlaşma enerjisi en fazladır. Z kendi periyodunun en son elementi değil mi? Yani 8A değil mi? Evet en fazladır doğru söylüyor dedim. Z'nin çapı en küçüktür. Arkadaşlar soldan sağa doğru aynı zamanda çap azalmayacak mıydı? Z en sonda olduğuna göre çapı da en küçük olmaz mı? Evet dedim. Peki periyodik cetvelde genel olarak 1A, 2A, 3A metal, 4A'dan 7A'ya kadar ametal değil miydi? İstiyor ki 2A'da olduğu için bir metal. Evet doğru söylüyor. Y bir ametaldir. Y 5A'da olduğu için ametaldir. Cevabınız ne olur arkadaşlar? Edirne olur. Şimdi geldik elektron ilgisine. Ne demek hocam elektron ilgisi? Bakalım arkadaşlar. Gaz halindeki nötr bir atom elektron aldığında, altını çizdim, aldığında meydana gelen enerji değişimine, bakın çok yuvarlak bir cümle kurduk burada, enerji değişimine, net konuşmadım, enerji alır ya da enerji verir demedim, enerji değişimi dediğime göre demek ki senin elektron ilgin endotermikte yani ısı alanda olabilir, egzotermik de olabilir. Devam ediyorum. Genellikle elektron aldıklarından dışarıya enerji verir. Yani egzotermiktir. Bu nedenle elektron ilgisi genellikle negatif değer alır. Çünkü onun egzotermik olduğunu ben belirtmek zorundayım. Ancak neon. Yani bir soy gazı olan neon. Azot gibi atomların elektron ilgisi pozitif değerlerin endotermiktir. Bunlar çok detay kısmı size daha henüz bu seviyede ne yapmayacaktır arkadaşlar? Sorulmayacaktır. Elektron ilgisinin negatif sayısal değeri ne kadar büyükse atomun elektron alma yatkınlığı yani elektron ilgisi o kadar nedir? Büyük olacaktır. Yani mutlak değer gibi düşünün arkadaşlar. Ne kadar büyükse atomun elektron alma isteği o kadar nedir? Fazladır.
Şimdi oksijen atomuna bakalım. Oksijen atomunda bir tane elektron alıyor. 141. Bakın aldıktan bir tane daha aldığında 744 oldu. Birinci elektron ilgisi negatifken ikinci elektron ilgisi pozitiftir. Hani dedim ya enerji değişimine diye ben sana belirtmek zorunda derken bunu ifade ettim arkadaşlar. Periyodik cetvelde o kadar çok karşına çıkacak ki özellikle bu senin. Elektron ilgisi en yüksek olan element klor. Klordan sonra ise en yüksek atomda kimde? Flordur arkadaşlar. Demek ki periyodik cetvelde elektron ilgisi en yüksek olan ilk element kim? Klor. Daha sonra kimdir arkadaşlar? Flordur. Böyle bakarsam elektron ilgisi yani bir nevi elektron alma isteği genellikle soldan sağa doğru artar. Aşağıdan yukarıya doğru da elektron ilgisi genellikle ne yapacaksın? Artacaktır. Solgazdan elektron ilgileri endotermik olduğundan yok kabul edilecektir. Gelelim elektronegatifliğe. Ne demek elektronegatif? Şimdi birbiriyle bağ yapmış atomların bağ elektronlarını kendilerine çekme gücünü kıyaslamak için kullanılan bir ölçüdür. Ne demek istedin hocam? Mesela arkadaşlar bundan sonra göreceğiniz konu daha detaylı anlayacaksınız bunu. Hidrojenin atom numarası 1. Hangi grupta? 1A grubunda. Florun atom numarası nedir? 9. Hangi grupta? 7A grubunda. Lewis nokta yapısına göre hidrojenin bir tane noktası vardır. Hidrojenin bir tane noktası vardır. Florun toplam 7 tane neyi vardır arkadaşlar? 7A grubunda olduğu için 7 tane noktası, hidrojenin bir tane noktası. Tek nokta bağ sayısını belirler. Hidrojenin de bir tane noktası var. Florun da bir tane noktası var. İşte bunlar bu şekilde kimyasal bir bağ oluştururlar. İşte elektronegatiflik denilen kavram. Buradaki bağ elektronlarını kendine çekme isteğine biz ne deriz? Elektronegatiflik deriz. Bu Pauli ölçeği kullanılarak yapılır. Pauli ölçeğinde ametal özelliği en fazla olan flor elementinin değeri 4, metalik özelliği en fazla olan fransiyumun değeri 0,7 olarak verilmiş. Periyodik cetvelde dolayısıyla diğer elementlerin elektronegatiflik değeri 0,7 ile 4 arasında belirlenmiştir. Ama periyodik cetvelde elektronegatiflik değeri en fazla olan element hangisidir arkadaşlar? Flordur. Şimdi solgazdan bileşik oluşturur mu özel durumları hariç? Oluşturmazlar. O zaman solgazdan elektronegatiflik değerini biz sıfır olarak kabul ederiz. Bir elementin ametalik özelliği ne kadar fazla ise bağ elektronlarını çekme yeteneği o kadar fazladır. Yani elektronegatifliği o kadar ne olacaktır? Fazla olacaktır. Elektronegatifliğin tersi elektropozitifliktir. Elektropozitifliği fazla olan elementlerin bağ elektronları çekme yeteneği o ölçüde ne yapacaktır? Zayıflayacaktır. O zaman periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidince elektronegatiflik artar. Aşağıdan yukarıya doğru da artar. Bakın unutmayın lütfen arkadaşlarım. Şurada flor var. Atom numarası 9. Burada klor var. Atom numarası 17. Florun elektronegatifliği en fazla dedim. Klorun elektron ilgisi en fazla ve sorularda çokça karşınıza ne yapacak dedim arkadaşlar çıkacaklar. Rica ediyorum unutmayın. Şimdi metalik ve ametalik özellik. Metalik özellik ya da aktiflik içinde elektron verme isteği iken ametalik özellik ya da aktiflik elektron alma isteğidir. Şimdi aktifliğin kelime anlamı aktif, hızlı hareketli demek değil mi? Evet. Peki metalin en belirgin özelliği kuzum elektron vermesi değil mi? Evet. Peki metal ne kadar çabuk elektron verirse o kadar aktif olmayacak mı? Ametal ne kadar çabuk elektron alırsa o kadar aktif olmayacak mı? Evet. O zaman bakalım. Periyotta
soldan sağa doğru gidildikçe, yani şu şekilde gidildikçe. Ametalik özellik artar, metalik özellik ne yapar? Azalır. Yani elektron verme isteği azalır. Ama grupta ben yukarıdan aşağı doğru iniyorum. Güzel düşünün, aklınızı kullanın. Yukarıdan aşağı doğru indikçe benim senin çapın artmadı mı? Çap arttı. Elektron gitgide çekirdekten uzaklaşmadı mı? Evet. Daha kolay elektron vermeyecek mi? Evet. O zaman metalik aktiflik artacak. Ama yukarıdan aşağı doğru ametalik özellik ne yapacaktır? Azalacaktır dedi. Şimdi bakalım birkaç soruyla olayı ne yapalım? Pekiştirelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi gene artık defalarca yapıyoruz. Bence kavramış olmanız lazım. Sodyum ve potasyum aynı grupta arkadaşlar. Geldim. Elektron ilgilerini doğru sıralaması nedir? Peki kuzum, sen elektron ilgili yukarıdan aşağı doğru genellikle azalmayacak mıydı? Bebeğim en büyük lityumdur. Daha sonra kimdir? Sodyumdur. Daha sonra kimdir? Potasyumdur. O zaman cevabın ne olmalıdır? Adı ne olmalıdır de. Bir yönünde hangisi artmaz? Yani diyor ki sen soldan sağa doğru gidildikçe bu yönde. Çekirdek yükü soldan sağa doğru ne yapacaktır? Artacaktır. Alırım, doğru söylüyor de. Elektron alma isteği, ametale doğru yaklaşmıyor musun? Evet, elektron alma isteği artar dedim. Elektronegatiflik, hatta benim çocuklarım öğrendi, florun yeri burası. Periyodik cetvelde elektronegatifliği en fazla olan element flordu. Hatta ben flora doğru gittiğim için kuzum her türlü artar alırım dedim. Elektron ilgisi asla düşmeyeceğim. 17. Elektron ilgisi en fazla olan element kimdi? Klordu. Evet, her türlü artar dedim. Ama soldan sağa doğru atomun çapı ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır dedi. Devam ediyorum. Şimdi periyodik cetvelde öncelikle bu soruyu seçmemin sebebi genel olarak tüm özellikleri tekrar edelim. Arkadaşlar burası bir A grubu metal. Tabii burada hidrojen var. Hidrojenin ben bir ametal olduğunu asla ama asla ne yapmayacağım, unutmayacağım. 2 A grubu metal. Kuzum bunlar geçiş elementleri metal. Burası neydi? 8A. Burası neydi? 7A. Burası neydi? 6A. Burası neydi arkadaşlar? 5A grubu. Bunlarda genel olarak özel durumları olanlar var ama neydi? Şuradan itibaren ametal. Atom çapı en büyük olan nedir? Kuzum soldan sağa doğru. Senin soldan sağa doğru çapın ne yapacak? Azalacak. Yukarıdan aşağı doğru çapın artmayacak mı? Evet. Peki. En aşağıda olan kim arkadaşlar? En aşağıda olan kim? L ile M. Ama soldan sağa doğru azalacağına göre evet doğru söylüyor. Çap en büyük olan L'dir dedi. M, B grubu geçiş elementidir ve metaldir ve değişken artı değerli kalır. En kararlı R, yani sol gazdır diyor. Arkadaşlar zaten metalin elektron vererek ametalin hem verip hem alarak yapmaya çalıştığı şey neydi? Sol gaza benzemekti. O çünkü asil gazlardı, son derece kararlıydı. Ne yapıyorlardı diğer periyodik cetveldeki diğer elementler? Y2'ye dublete ya da oktete tamamlıyorlar. O zaman doğru söylüyor dedi. KVL iyonik bağlı bileşik oluşturur. Bebeğim senin kan da metal. Len de metal, ikisi de metal. Ama metalle metal bileşik oluşturamaz ki. Ben alamam dedim. Metalle metal bunlar neyi oluşturur arkadaşlarım? Alaşımı oluşturur. İyonik bağlı bir bileşim bir metalle bir ametal arasında olması lazım. Mesela atıyorum L ile P arasında, K ile P arasında ya da M ile O arasında olması lazım. Cevabım ne olur? Denizde olur dedim. O ve P kovalent bağlı. Bebeğim senin O'na metal. Kendi ametal, ametalle ametal kovalent bağlı bileşik oluşturur. Kuzum cevabın ne olur? Denizde olur dedi. Periyodik cetvelde eğilimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi nedir diyor sana? Yanlıştır diyor. Bakalım. Bir yönünde atomik çap büyür. Yani atomun çapı demek istiyor. Bir yönü neresi? Aşağıdan yukarıya. Ama aşağıdan yukarıya doğru. Evet, ama bence çapın ne yapması lazım? Küçülmesi. Tesadüf, ilk şıkta da yanlışı bulduk. Ama gelin diğerlerinin doğru olduğunu ispatlayalım. İki yönünde çap küçülür.
Bebeğim soldan sağa doğru gidildikçe katman sayın değişmiyordu. Proton sayın artıyor. Elektron sayın da artıyor. Ancak aynı katman sayısının zıt yükten birbirini daha çok çektiğinden dolayı çap azalacaktı. Üç yönünde. Bebeğim ister iki yönünde olsun, ister üç yönünde. Soldan sağa doğru, yukarıdan aşağı doğru her türlü atom numarası artar. Bir yönünde elektronegatiflik artar. Evet, artık benim çocuklarım akıllı olacak, gözünü dört açacak. Çünkü burada flor var. Flor en fazla olduğuna göre flora giderken her türlü artacak zaten. Devam ediyorum. İki yönünde yoldaş panelsi küçülür. Soldan, pardon, üç yönünde. Üç yönünde evet, yukarıdan aşağı doğru iyonlaş panelsi azalacaktır. O zaman cevabın ne olur? Adana olur dedim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Mutlu ve sağlıkla kalın.